Mert şey... Karabiberim. Mesajı sakın silme, tamam mı? Yani gerçi silsen de ben mesajı aldım da. Yok Mert, ben vallahi buraya çiçeğim için... Gözünü seveyim, konuşmayalım artık ya. Biz konuştukça berbat ediyoruz ya. Telefonumu alabilir miyim? Durumu eşitleyelim biraz. Bakar mısın? Mesaj geldi. Ben de sana yalan söyledim karabiberim. Ben de sana karşı bir şeyler hissediyorum. Açtan koşarak kaçılmıyor be karabiberim. Oğlum dur. Ödemeyi unuttun. Aşık mısın nesin ya? Sütüm de yok, sonra versen olur mu ya? Ya... Ya seni böyle bırakıp gitmek gerçekten içime sinmiyor ya. Bak iyisin değil mi yenge? Kızın bir adı var Ceyhun. Hayatım bizim bir de ağız alışkanlığı. Ne dedik ya? Allah Allah. Cimbom istersen gel beraber sahile inelim. Biraz yürüyelim. Hem kafanı dağıtırsın ha. Ay yok. Zaten hiç konuşacak halim de yok. Ben kafayı vurup yatacağım. Bak. Bir şeye ihtiyacın oldu da beni arıyorsun, tamam mı? Senin neye ihtiyacın varsa söz veriyorum. Ben alıp getireceğim. Güney'e ihtiyacım var Cihan. Onu getir. Neyse. Hadi tutmayayım ben sizi. Geç kalmayın, gidin. Sen gelmiyor musun okula? Yok, ben hiç iyi hissetmiyorum. Gelmeyeceğim. İyi madem. Biz de gidelim. Sen de kafanı dinle, yalnız kalsın. Bak, bir şartla giderim. Her ne olursa olsun beni arıyorsun. Neye ihtiyacın varsa. Söz mü? Umarım hemen atlatır ya. Benim zamanımda niye bu kadar çılgınlık yaptım, inşallah anlıyorsundur şimdi Gülçiçek. Bir dakika ya. Ne çılgınlığı bu? Sen ne çılgınlığı yaptın bakayım? Bir şey yapmadım hayatım. Gidersin Güney ya. Gitmek ne demek ya? Ben burada ne olacağım? Nasıl bırakırsın beni? Nasıl bırakırsın? Ceyhun bırak. Bir dakika, bir bakayım iyi mi ya? Bakma, bırak, iyidir. Emin ol iyidir. Bağırsın, çağırsın, kavga etsin, dövsün, kırsın. Ağlasın, nefret etsin. Ya bir tanem, ben üzülüyorum bu kız ama ya. Canım. Ya hayatım, olur mu ya? Ya bir
Ya delikanlı adam sevdiğini yüzüstü bırakır mı Elçin ya? Ben anlamıyorum bunu ya. Ya bir tane ben bu adama bir türlü öğretemedim. Şu karşı yaka duruşunu bir türlü öğretemedim buna ya. Ceyhun tamam. Tamam bırak ya. Biber Beyciğim. Size eşsiz, benzersiz müstakbel eşinizi kendime takdime geldim efendim. Hoş gelmişsin sultanım. Aç mısın? Hayır efendim. Ben sadece size açım. Onun dışında her şeye tokum. Hayırdır? Bu heyecan hiç hayra alamet değil. Evlenmeden önce size söyleyeceğim bazı şeyler var güzel beyciğim. Dur. Sakın bana evliyim deme de ne dersen de. Elime el, yanağıma makas değmedi güzel beyciğim. Sadece sizi bekleyerek geldim bu genç yaşıma. Ah! Ne yapıyorsun kız? Niye durup dururken bastın ayağıma? Evlenmeden önce, yani size nikahta evet diye haykırmadan önce ayağınıza basacağım da ıskalamamak için onun provasını yapmaya geldim efendim. Tabii buraya provasını yapmak için geldiğim tek şey ayağınıza basmak değil. Ne çileymiş arkadaş. Ya şu düğünü ne güzel kendi aramızda halledecektik. Neyin provasını yapacaksın gene? Gelinlik efendim. Gelinlik provası. Malum insan hayatında sadece bir kere evleniyor. Ya ne provası kızım ya. Ha, çok kasmadan kiralardık bir gelinlik olur biterdi yani. Ne? Duymamış olayım efendim. Duymamış olayım bunu. Koskoca sultanlar sultanı Esma Sultan'a kiralık gelinlik yakışır mı? Türkiye'nin en ünlü modacılarına yaptıracağım gelinliğimi. Beni kırmayın. Siz de gelinle birlikte gelin. Elimiz mahkum. Geleceğiz artık. Eliniz elime mahkum olsun efendim. Hiç bırakmasın elimi. Erkeğin dibi adamın özü insan. Damat Dizel Paşa'm benim. Kız hadi. Çok bıdı bıdı yapma, işim var benim hadi. Hadi görüşürüz. Dipsiniz dip. Alo. İyi günler. İyi günler. Ben doğalgaz idaresinden arıyorum. Önümüzdeki kış için satın alacağımız doğalgaz konusunda kamuoyu araştırması yapıyoruz da. 3 gaz seçeneği var önümüzde. Sizden birini seçmenizi istiyoruz. 3 gaz seçeneği mi var? Evet. 3 gazdan birine oy vermenizi istiyoruz. Nasıl vereceğiz? Telefonun ahizesine burnunuzu yaklaştıracaksınız. Biz 3 gazı da sırasıyla size koklatacağız. Siz birini beğeneceksiniz. Yaklaştırın şimdi burnunuzu ahizeye. Tamam, yaklaştırıyorum. Allah cezanı versin senin. Pis sapık manyak herif. Utanmaz rezil. Sen göreceksin biz seni savcılığa verince. Yapacaksın sen o zaman. Rezil herif. Ünlü fotoğrafçı Mithat Bey ile mi görüşüyorum efendim? Mithat Odabaşı. Evet. Tanıştırayım kendimi efendim. Sert Yünsüzler'den Sultanlar Sultanı Esma Sultan. Efendim yakın bir gelecekte kendi evimden çıkarak dünya evine giriyorum. Evet. Ve ünlü modacı Zıvana Sert'in tasarladığı gelinliğimle fotoğraflarımı çekmek için sizin gibi sıkı bir fotoğrafçıya ihtiyacım var. Ne? İki gün sonra Bali'ye mi gidiyorsunuz? Gitmeyin efendim, gitmeyin. Duyduğuma göre Bali'de yapıştırıcı ve yatıştırıcı insanlar varmış, gitmeyin. Eğer iki gün içerisinde gelinliğin hazırlıkları tamamlanırsa çalışma fırsatı buluruz diyorsunuz yani. İyi, bu işi benim gülücüklerim gibi solmuş bilin efendim. Görüşmek üzere, saygılar. Ne oldu, sen saçını jöle mi sürdün? Ya yok ya, kantinden limon istedim böyle hani kabarıyor ya benim saçlar ya. Bundan sonra böyle bakacağım kendime öyle. Ne? Limon mu? İyi. Millet böyle kendine peeling yaptırır. Efendime söyleyeyim solaryuma girer. Bizimki saçlarına limon sürüyor. Pis varoş seni. Sana ne lan? Ya Allah'ım benim niye böyle arkadaşlarım var ya? Gerçekten ya. Bakımdan anladığı saçına limon sürmek. Oğlum sana ne, sana ne?
Ne demek sana ni tane ni tane ne? Sizin yaptığınız bütün bu varoş hareketleri Alice'i benden birazcık daha uzaklaştırıyor. Orçucuğum sen Alice'e o kadar uzaksın ki biz istesek de zaten o mesafeyi açamayız, merak etme. İrem bana bak. Belli sen bu saçları değirmende atmışsın. Sen aşktan ne anlarsın? Vallahi gelsin cimci tırtına ha. Karışma lan çocuğa. Neyse abi boş ver ya. Bu limon limon bakım bakım derken sen bunların hepsini karabiber için yaptın yani, öyle mi? Yani. O zaman anlatmaya devam. Ne oldu? En son karabiber telefoncuya gitmişti de ben onu anlamadım. Karabiber niye gidiyor ki telefoncuya? Ha niye gidiyor? Yani telefon senin telefonun, karabiberin değil ki. Mesajı silmek için işte. Yani Allah'tan ben zamanında yetiştim de okuyabildim mesajı. Ha, o sana mesaj mı atmıştı? Acaba niye silmek istedi ki o zaman? Vallahi onu ben de anlamadım. Ama bana gece mesaj atmıştı şimdi, yanlış olmasın okuyayım. Ya bir dur. Mert, ben sana yalan söyledim. Çocuktum, seni seviyorum dedim. Doğrusu ben seni her zaman sevdim. Abi kız resmen ilanı aşk etmiş ya, daha ne olsun? Çapkın, çapkın, çapkın tirefo, çapkın tirefo, çapkın tirefo. Ya oğlum bir sulandırma ya, bir dur. Neyse, bana mesajı gece attığı için ben tabii göremedim mesajı. Ertesi günde bizim Naci abi var ya, telefoncu. Ona gidiyordum telefonu almak için, karabiberle karşılaştım. Sonra nereye gidiyorsun dedi, ben de telefonumu almaya gidiyorum dedim. Şimdi o bana günlüğü ben çocukken yazdım demişti ya. Ben de o yüzden dedim ki biz arkadaşız değil mi şu anda dedim yani. Sen arkadaşız deyince o da paniğe kapıldı. Rezil olmamak için telefonundan mesajı silmeye gitti yani. Sonra ne oldu? Sonra ben karabiberin elinden aldım telefonu. Ben de bir mesaj yazdım hemen onun telefonuna. Malum ben kızlarla pek konuşmayı beceremiyorum ya. Ne? Ne Nita? Kızlarla konuşmayı pek beceremiyormuş. Bak 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 bak. Oğlum bırak bu saf Anadolu köylü çocukları ayağını ya. Elinden gelse var ya grubun bütün kızlarını elden geçireceksin ha. İlk önce en yakın arkadaşının kız kardeşiyle beraber oldun. Ondan sonra şimdi en yakın arkadaşınla berabersin. Sırada kim var çok merak ediyorum. Orço bak neşem yerinde, ağzını yüzüne patlatmayın bir tane ha. Ne? Neşe mi var? Sırada neşe mi var? Ha? Oğlum bir sus. Abi bırak boş ver ya. Orçoluğu tuttu işte. Ha neyse işte. Ya nerede kaldım ya? Unutturdu bu hayvan ya. Sen karabibere mesaj atmıştın. Ha mesaj atmıştım. Karabibere ben de şu mesajı attım, hemen okuyorum. Ben de sana yalan söyledim karabiberim. Ben de sana karşı bir şeyler hissediyorum. Sonra böyle bir bakıştık falan. Sonra o bana sarıldı. Sonra koşarak uzaklaştı herhalde, utandı kız. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum ki. Bari bir kafeye falan gitseydin, otursaydınız, konuşsaydınız yani. Belki yemeğe falan da götürebilirsin. Ulan Kamil, adamın cebinde parası yok, jöle alamıyor, limon sürüyor saçlarına. Sen yemeğe götür diyorsun ya. Ulan bunlar en fazla denizin karşısında bir bankta oturur, çekirdek çitlerler. Fakir aşkı bunlarınki, fakir. Ço! Ne kaynatıyorsunuz oğlum burada erkek erkeği? Erkekler kaynatmaz kızım. Onların konuştukları şey muhabbettir genelde. Ha evet. Muhabbet eder. Hem biz kız mıyız ki dedikodu yapacağız? Ya boş versene oğlum. Şimdi ona bakılırsa yemek de kadın işi ama en iyi yemekleri erkek aşçılar yapar. Yani diyorsun ki en iyi dedikoduyu da erkekler yapar. Yani. Hadi ya, gidelim. Karabiber, gel gel bir şey soracağım. Gel gel, Trifo. Bir şey konuşalım. Ay ördek falan da var Ceyhun, burası çok güzelmiş. Beğendin mi? Bayıldım. Ay böyle vakit bulmamız çok iyi oldu. Vallahi iyi oldu. Ay şöyle bir de baş başa kahvaltı yaparız. Baş başa kahvaltı. Şahin, aşkım çok isterdim ama staja gitmem gerekiyor. Ne stajı ya? Ya bizim okulun stajı var ya, zorunlu. Sabah aradılar, kabul edilmişim. Oraya gitmem gerekiyor. Kahvaltı yalan yani. Ya ama Ceyhun zaten çok az sabahımız var. Akşamları da çıkamıyorum biliyorsun. Kapımda gardiyanlar bekliyor. Nereden çıktı bu staj? Biliyorum aşkım ama yapacak bir şeyimiz yok ki. Ne kadar sürecek bu?
Vallahi onu da bilmiyorum. Ama muhtemelen çok çalışacağı benziyorum. Nerede yapacaksın? Uzak mı çok? Kuyumcuda. Allah Allah yavrum, ben inşaat mühendisi okuyorum. Nerede olacak? Şantiyede tabii. Ya benim aklım kalır, gitme. Kıskanırım. Yuh ya. Ya beni kimden kıskanacaksın? Yavrum ben şantiyeye gidiyorum. Şantiyede ne olur? Ameli. Ameliden mi? Sen beni sıvacı Selim abiden mi kıskanacaksın? Olsun, kıskanırım. Ayrıca ben seni çok özlüyorum. Sensiz öyle her sabah okula gideceğim falan. Ben senin için Amerika'daki kazandığım okuldan vazgeçtim. Sen de stajın için beni bırakıyorsun. Tercih yap. Stajımı ben de. Nasıl ya? Evet. Tercih mi yapacağım bunun için? Evet. Ha, oraya geldik yani. Evet. Tamam. Madem bir tercih yapmam gerekiyor. Aşkım benim elimde sadece okulum var. Elimde sadece kalan şey okul. O yüzden ben stajı tercih ediyorum aşkım. İstiyorsan ayrılabiliriz. Ya istiyorsan ayrılabiliriz. İstiyorsan ayrılabiliriz. Ya sen benim numara yaptığımı anladın. Bir de dalga geçiyorsun benimle. Ayrılabiliriz falan. E tabii aşkım. Çok kötü oynuyorsun. Ne yapayım? Belli ediyorsun ya. Ayrıca yani bunlar gerçek bile olsa benim tercihim değişmezdi herhalde. Yani beni seçeceksin tabii. Yok. Okulu seçerdim ben, stajı. 40 yılda bir okul kazanmışsın canım. Allah Allah. Allah. Dalga geçme benimle Ceyhun. Ne biçim vuruyorsun ya? Allah Allah. Şaka. Sinirlendiriyorsun. Şaka yaptım ya buraya aşkım. Sen benim ilk tercihimsin. Ördeğim benim. Ya. Ya. Ne oldu? Kahvaltı yalan mı oldu şimdi? Kahvaltı yattım. Ben kaçacağım birazdan. İyi, çay söyleyelim o zaman. Ne yapacağız? Of, ne stajı ya? Ay arkadaş koşkalarım. Size çok güzel, süper bir teklif var. Etkin Aşkitoşkom'un. Gerçi tırnak içinde belirtiyorum. Benim Aşkitoşkom hep süper ama. Alo, bak buraya. Bayanlar ve baylar, size 10 numara bir teklifim var. Kesin hep beraber trambolinde zıplayalım diyecek. Evet, hep beraber baba. Hep beraber bir branş teklifim var size. Ulan PC, branş ne lan? Valla böyle sabah 9'dan öğlen 2'ye kadar yiyebildiğin kadar ye gibi bir şey. Oo güzelmiş ya, süper valla. Dinleyelim aktif olanı. Anlat oğlancık. Çok şükeli abi teklif arkadaşlar. Polonezköy'ün en ünlü mekanı. 120 çeşit yiyecek içecek var ya. Hem de sadece 60 kafa. Düşünsenize 120-60 yiyecek başı 2 liraya denk geliyor ya. Ya dilenciye versen var ya kafana atar o parayı ya. Van'dan Kars'a, Jüpiter'den Mars'a herkes kayıt yaptırabilir bana. Tamam, yaz beni. Ben geliyorum. Hayır, sen gelemezsin. Bu şey. Aman şu klasik varoşlar gelemez terhanesi. Vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım ha. Duydunuz arkadaşlar. Herkes gelemiyor. Çok affedersin. Furkişim, mavişim, kıvırcık saçlı kardeşim benim. Biz niye gelemiyormuşuz? Ben sana açıklayayım Orçucuğum. Çünkü sizin paranız yetmez. Yetse de orada geçmez. E geçse de biz istemeyiz. Sizi doğada istemiyoruz. Sanki seni çok istiyoruz pis kıvırcık. Bu herif de gelmememiz için elinden gelen her şeyi yapıyor. Pişt, pişt. Oğlum sen de azıcık gururlu ol ya. 2 saattir istenmediğin yere gitmek için amma uğraştın. Evet arkadaşlar, varoş kökenli olmayan arkadaşlar az sonra bana ismini yazdırabilir. Ne yapayım arkadaşlar? Naturam böyle ya. Sizi eğlendirmek istiyorum. Asolardayım yani. Merhabalar. Esma Hanım'ı bağlıyorum size. Nasıl tanımazsınız canım? Olur mu öyle şey? O müdüreler müdüresidir. Sultanlar sultanı de. Sultanlar sultanı de. Size bir nefes kadar yakın de. Ama kim bilebilir ki belki de son nefesiniz kadar de. Size bir nefes kadar yakın de. Ama kim bilebilir ki belki de son nefesiniz de. Deler yok. Deler yok. O bir dünya markası değil, bir dünya kankası de. Bağlıyorum efendim. Zıvana Sert Hanım. Merhaba Zıvana Sert Hanım. Süperim, hiperim, öperim efendim. Sizi sormalı diyeceğim ama sesiniz buradan duyulmadığı için boş boş beklemeyi kendime uygun görmüyorum. Oh oh, aman güzel güzel güzel. Tıpışabilirsin sonra. Size demedim efendim. Evet Zıvana Sert Hanım, evleniyorum efendim. Fotoğraf çekimlerini Mithat Odabaşı'nın yapacağı tören için sizin çok güzel bir gelinlik tasarlamanızı istiyorum efendim.
en iyisinden. Evet. Yalnız çok fazla vaktimiz yok efendim. Çalışmalara hemen başlanmalı. Süpersiniz. O zaman görüşmek üzere diyor ve telefonu suratınıza söndürüyorum efendim. Her şey planlamadığım gibi gidiyor. Süper. Songül! Buyurun efendim. Çık dışarı. Bayılıyorum otoritemi kötüye kullanmaya. Evet, Aspike Fernandez beyler. Buraya dikkat. Bakın, 2013 model full müzik sistemli, full süspansiyonlu limuzinle gideceksiniz branca. Bu da etkin turizmin size kıya ha. Hadi yine iyisiniz. Ulan, benim adım Orça ve iki öyle ise ki öyle. Bence bunların branç yaptığı yerin karşısında mangal partisi yaparım arkadaş. Yapar mısın lan hakikaten? Yaparım tabii lan. Gerçekten de yaparım. Bana bakın. Domates, biber, ekmekler benden, etler sizden. Tamam mı? Yuh, bir de seni keselim, köfteyi de senden yiyelim o zaman. tamam. Etler de benden. Var mısınız arkadaşlar? İnşallah at veya eşek eti getirmezsin hocam. yok, gerçek etler. Evet, gel bakalım Ceylan hocam. Bugün çalışacağımız kat burası. Gel burada. Bugün pencere altı mermerlerine ait olduğu katlara dağıtacaksın, tamam mı Cem'cim? Anlaşıldı Murat Bey, merak etmeyin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çalışmaya başlayabilirsin. Sağ olun Murat Bey, sağ ol. Pencere altı mermerlerini her kata dağıtacağız. İyi. İş başı düştü Ceyhun Bey. Hadi yapıştır. Ulan bunlar kalkmıyor, gavur ölüsü gibi ya. Dayım benim. Ya Murat Bey bunları her kata dağıt dedi de gözünü seven bir el atıver şu gadaşına be. Bir yardım et. Şimdi işimiz var kardeş. İşimiz bitsin bakarız. Can sağlığı. Allah razı olsun dayım benim. Kolay gelsin. İş başa düştü hadi. Pardon abi ben yeniyim de pardon. Kapıya da bir şey düşmez işte. Hanımefendi merhaba, bakar mısınız? Ceyhun ben. Zeynep. Mermerleri taşıyacaktım da acaba yardım eder misiniz diye soracaktım. Kusura bakmayın, o benim işim değil. Birazdan birileri gelir zaten. Ha. Şantiyede kız çalışamaz deyince bir de bana kızıyorlar. Bakar mısın? Buradayım ben, yüzüme söyle. Diyorum ki, şantiyede kızlar çalışamaz deyince bana bir de kızıyorlar diyor. Böyle düşünmene üzüldüm. Çünkü kadınlar da erkeklerin yapabildiği bütün işleri yapabilirler. Ama benim işim bu değil. Çalışıyorum ben şu anda. Ha siz çalışıyor musunuz? Pardon ben böldüm ya. Çok yoğun çalışıyorsunuz herhalde. Telefonda keyfi yapmak gibi falan. Keyif falan yapmıyorum ben burada. İş görüşmesi yapıyorum, haddini bil. Bak onu çok güzel söylediniz. Çünkü burası kadınlara göre bir iş sahası olmadığı için siz iş görüşmesi yapsanız çok iyi olur ya. Ha, anladım. Sen şu kadın erkek ayrımı yapan maçolardansın demek ki. Ne alakası var? Hayır, ne alakası var yani? Yanlış anlaşılmasın. Ben inşaat mühendisliği okuyorum da. Buraya staja geldim. Öyle keyfen burada değilim. Hayır, ne var yani şu işi ucundan tutsan? Ne var yardım etsen? Elim mi kırılır? Ha, pardon, sizin daha önemli işleriniz var. Neymiş efendim? Ucuzluk arıyorum, indirim arıyorum. Ucuzluk arıyorum. Ucuzluk falan arasam gerek yok ki. Sen buradasın zaten. Öyle mi? Neyse ne ya. Hiç problem değil. Ben işime bakayım. Sen de evlenmene devam et. Ya sen ne haddini bilmez, ne laf anlamaz adamsın ya. Çalışıyoruz dedik, çalışıyoruz. Çalışıyorsun, anladım. Hadi abi, hadi. Tırnağın kırılmasın. Let's go disco. Hadi abi. Çalışıyormuş. Kafaya her baret takan çalışsa oho. Arkadaş koşkalarım, kankitoş koşkalarım. Yani sınıftaşlarım. Kimler geliyor branca? Bir el kaldırsanız da görsek, havamız olsa. Daha da önemlisi acaba kimler gelmiyor? Hani şu cebi delik olanları kastediyorum ama cebi delik olsa da hiçbir şey fark etmeyecek insanları. Hani parasız olanları yani. Ben şimdi deleceğim seni.
Bir kere biz sizin birancınıza kalmadık, tamam mı? Biz istersek birancın kralını yaparız oğlum, kralını. Hem elimi attığım her konuda ne kadar mükemmel bir insan olduğumu Aliçkin çok iyi bilir. Değil mi kız Aliç? Ha? Değil mi kız Aliç? Orçu, müzik dinliyorum görüyorsun, duymuyorum seni. Benden daha fazla etkilenmemek için yapıyor. Ne yapsın canım? Her cümlemle bana bir kere daha aşık oluyor, değil mi kız? Ha? Günaydın güzel kızlarım. Günaydın. Ve diğerleri. Günaydın. Önce bayanlara müsaade etmek suretiyle oturabilirsiniz. Oturun. Bugün sizlere sinir sisteminden bahsedeceğim. Önce küçük bir soruyla başlayalım. Sinir sistemi. Nedir sinir sistemi? Neye yarar? Örtüyüm. Sinirlenmeye. Manasız konuşup da beni sinirlendirme. Otur. Ben oyabilirsem oyabilirim. Tekrar ediyorum. Sinir sistemi neye yarar? Orçaya katlanmaya hocam. Pis yediliğe rağmen hayata devam etmeye. Ben sistemlere inanmıyorum hocam. Beyin zaten hiç kullanmıyorsun. Dinle burayı. Sinirsiz. Tamam, sinirsiz. Ben hepinize şimdi sözlü notu 0 veriyorum. İşte bu. Sinir sistemi tam da buna yarar. Tepki vermeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Alaylı, mektepliyim diye beni kıskanıyorsun değil mi? Arkadaş bu da ne ya? Ya staj defterimizi alacakmışım da neymiş, yaptığım işler boşa gidermiş de bu ne saçma iş ya? Ana, buraya bunu mu yapıyorlar ya? Ne oldu? Bir de ne oldu diyor ya. Bir de pişkin pişkin ne oldu? Asıl sana ne oldu ya? Ya senin ne işin var burada? Ben yanlış mı geldim yoksa ya? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Patronu istiyorum. Patron nerede? Burada. Ya saçmalama arkadaşım. Burada seninle benden başka kimse yok. Oturmuş bana falan. Bir dakika ya. Sen patron musun? En son baktığımda öyleydim. Hasbinallah. Allah'ım ben alacakaranlık kuşağında mıyım? Ya beni ne sanıyorsun? Allah'ım tövbe yarabbim, ben kabusta mıyım? Neredeyim ya? Allah'ım ne oluyor bana ya? Neyse kısa kes. Yemeğimi yiyip işimin başına dönmem lazım. Çünkü yapacak çok işim var izin verirsen. Gerçi çok işim olduğuna seni inandırmak da zor ama. Çünkü ben genelde keyif yapıyorum. Telefonda lay lay yapıyorum. Değil mi? Ya ben senin patron olduğunu bilmiyordum. Yani ben seni orada görünce ben çalışanlardan biri sandım seni. Neyse. Beni buraya okulum yolladığı için çok kalmayacağım. Merak etme, kalıcı değilim yani. Ne istiyorsun? İmzan istiyorum. Ne için? Ha ben senin çok büyük bir hayranınım. Ondan ben senin imzanı istiyorum. Allah Allah, ne için olacak bu staj defteri zamazingosu için? Ya imza atacak mısın işte? Dalga geçme. Patronum ben senin. Seni saygıya davet ediyorum. Ha kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Eğer siz oradaysanız ben hiç iştirak etmeyeyim. Gelmeyeyim, beni almayayım. Seni terbiyeye hiç davet etmeyeyim o zaman. Çünkü terbiyesiz olduğun için seni içeri de almazlar. Neyse sen şunu imzalayacak mısın? İmzalamayacağım. Nasıl ya? İmzalamayacaksın mı? Sen şimdi bunu imzalamazsan benim yaptığım bütün her şey boşa gider. Ben çalışmamış gibi olurum burada ya. Yapacak bir şey yok. Oğlum Ceyhun yandım. Senin bu kızı burada staj yapmana hayatta izin vermez. Sana zulmeder burayı, mahvolursun. İş alın inşaatın yıkılır. Abi kesin kaldım ben bu dersen ya. Neden ya? Ya kadın deli abi zaten. Anlamıyorum anlattığını. Bir de bütün gün paşayı düşündüm. Ya ulan artık terk etme mevzusunu geçtim. İyi mi kötü mü ya? Onu bir öğrenelim yani. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Cimbom mahvoldu. Kemal amca ile Gülseren teyze de öyle. Ya nereye gitti ki bu çocuk?
Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Karakola mı gidelim, polise mi gidelim? Yani yer yarıldı da içine girdi sanki. Ya arkadaşlar özür dilerim. Ben dersten önce söyleyecektim size ama... Paşa'dan haber var. Hadi be. Ne? Evet. Ne olmuş peki? İyi miymiş? Neredeymiş? Kimliymiş? Neler yapıyormuş? Bir dakika, kaldığı yer belli mi? Ya kızım bir sus ya. Çener aları olsa vallahi yakalanacağım. Ne yapıyorsun? Sus. Ya merak ediyorum, ne yapayım? Ya tamam, bir sus da dinleyelim. Hadi. Ceyhun evde bir mektup bulmuş. Güney yazmış. Ama üstünde sadece gün çiçeği diye yazıyor. Biz de mektubu bu sabah Ceyhun'la cimboma götürdük. Peki ben şimdi cimbomu arayayım mı? Ne yazıyormuş ki mektupta? Görüyor musun ya kızı? Hiç haber vermiyor. Of. Dur Salça, gerek yok. Zaten cimbom mektubu okumaya cesaret edemediği için Ceyhun'dan rica etti. Ceyhun da sesli okuyunca biz de öğrenmiş olduk. İyi haber. Merak edecek bir şey yok. Güney iyi. Neyse, kötü haber ne? Kötü haber, Güney daha uzunca bir süre burada olmayacak. Nasıl yani? Uluslararası bir gemi firmasına çalışmaya başlamış. New York'a gidiyor. Vay, her limanda bir sevgili hesabı. Bir sus ya. Okul ne olacakmış peki? Okulda bırakmış işte. Vay be Paşa, demek bizi terk ettin ablan. Her şey benim yüzümden oldu ya. Bizim diyecektin herhalde. Ya tamam arkadaşlar, daha fazla suçlamayın kendinizi. Gitti abi adam. Bizi yalnız bıraktı, gitti. Ya belki mektubu yazdıktan sonra pişman olmuştur. Bir arayıp sormak lazım. Belki geri dönmüştür eve. Kızım, adam denizci. Çapkın olur bunlar, çapkın. Ben biliyorum, Paşa hayatta geri dönmez. Bu okulda her gün aşağılanmayı kaldıramam çocuk. Neyse arkadaşlar ya. Meyvesi çamura düştü diye ağaç lanetlenmez. Hayat herkese adil davranmıyor işte. Tamam biz çamurda doğduk eyvallah. Ama oradan çıkmak da yine bizim elimizde. Bu okulda bize uzatılan bir el. Ya batarsın ya çıkarsın yani. Ya tamam bizi terk ettin, cimbomu terk ettin eyvallah da bu okulu bırakmak neyin kafası ya? Cimbom mahvolmuştur şimdi ya. Bir de cimbom var değil mi? Neyse, bugün kafasını dinlesin en azından kız. Yarın mutlaka ziyaret edelim, tamam mı? Yani Paşa'dan sonra bir de biz terk etmeyelim kızı. Çiftler, benim kitapları da al. Lan Kamil. Ulan ne kaş göz işareti yapıyorsun leblebi? Ne konuşacaksan burada konuş. Ben öyle gizli kapaklı şeyler sevmem. Mal işte ya. Mal. Ne oldu? Ha? Anladın mı? Ne oldu? Biz şu ileriki sepaktan PC'yle ayrılacağız. Hatta Orço da bizle gelecekti. Allah Allah, ben niye size geliyorum oğlum? Ha? Hem benim adıma konuşma. Ben burada kalacağım. Trafoyla muhabbet edeceğim. Orçacığım, sana da ihtiyacımız var canım ya. Bak, hem gideceğimiz yerde bir sürü güzel kız var. Kız, öyle tehlikeli de ha? Çekilin o zaman. En önden ben gidiyorum. Trafoyla muhabbet etmeyi hiç sevmiyorum zaten. Niye onunla beraber yürüyeceğim ki ben? Nereye gidiyorsunuz ya? Gizli kapaklı işlerimiz var. Ha, aman iyi, yedik biz de. Hadi. Hadi biz kaçtık. Bunların halleri hiç iyi değiller. Tabii canım, hiç iyi değiller. Kesin bir şeyler çeviriyorlar. Dur bakalım. Nasıl gidiyor? Çok süper gidiyor ya. Vallahi çok güzel gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Süper. Nazar değmesin. Göz olmasın anlamında yani. Vallahi çok süper gidiyor. Şimdi sen eve mi? Ha, eve gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Ben de eve gidiyorum. Kendi evinize mi? Ha, Hasan Paşa'nın evine işte. Niye, sen başka bir yere mi gidiyorsun? Yok, ben de kendi evime gidiyorum işte. Kimse var mı ki evde? Dedem var ama duymaz. Neyi duymaz? Kulakları duymuyor ya dedemi. Şimdi böyle deniz kenarı, sahil falan çok şey olurdu, güzel olurdu. Evet ya, bir de Poyraz var ya, çok güzel balık yapar ya. Ne balığı ya? Çinekop. Benim
Benim de annem evde ama duymaz. Neyi duymaz? Yani ne bileyim, böyle deniz kenarına gitsek, sahile otursak falan. Annemin haberi olmaz, duymaz yani bir yerden. Bir şey diyeceğim ya, sahile gidelim mi? Gidelim. Yani gidelim, olur. Değişiklik olur. Koluna girsem mi ben acaba? Hangisine gireceğim? Buna. Olur. Yani gir, sonuçta o kola girmek bu yani. Görürlerse de yadırgamazlar herhalde. Kolum biraz kasılmış mı ne ya? Evde tüp kaldırıyorum ya. Tüp mü? Spora gidemiyoruz ya parasız. Hoş geldiniz Esma Hanım. Aa, hoş bulduk efendim. Sizden şimdiye kadar hiç kimsenin giymediği ve bundan sonra da hiç kimsenin giyemeyeceği güzellikte bir gelinlik tasarlamanızı rica ediyorum. Tam difile öncesinde biraz sıkışacağız aslında. Normalde difile öncesinde bu yoğunlukta sizin gelinlik işini kabul etmezdik. Ama reddedilmez bir teklifle geldiniz. Yakın dostlarımız da baskı yapınca tabii ki hayır diyemedik. Devletin her organında tanıdıklarımız var evelallah. Biliyorsunuz nikah fotölerimi Mithat Odabaşı çekecek efendim. Kendisi yarından sonra bir katalog çekimi için Bali'ye gideceğinden bu gelinliğin hemen yetişmesi gerekiyor. Yoksa ben de geniş zamanlarda çalışmayı tercih ederdim. Fakat sanırım şu zarf motivasyonunuzu sağlayacaktır. Bu gelinliği ne yapıp edip yarına yetiştirmeniz lazım. Yoksa fotoğrafçı kaçar gider. Fotoğrafçı kaçar giderse davetiye olmaz. Davetiye olmazsa düğün olmaz. Düğün olmazsa da ben bu genç yaşımda evde mi kalayım efendim? Siz hiç merak etmeyin Esma Hanım. Yarın gelininizi alabilirsiniz. Bu arada ölçüleriz 1100 şaşırttı Esma Hanım. Herhangi bir ölçüm olmadığı içindir. Ya da beni ölçümleyecek herhangi bir ölçüm olmadığı içindir. bu iş yarına kadar ya bitecek ya bitecek. O kadar. O kadar. Görüşürüz. Görünüyor değil mi? Evet. Çok güzel görünüyor. Daha önce nasıl fark etmemişim? Ne kadar güçlü değil mi dalgalar ya? Değil mi? Çok. Kızım mal gibisin ha. Ne cilve biliyorsun ne bir şey. Yanaş çocuğa, o da çekiniyor belli. İlk adımı sen at. Ah biraz kız gibi büyüseydim. Oyuncak bebeğim bile yoktu. Şey ya, böyle çok esiyor hava. Ben böyle havalarda ellerim acayip üşür. Kansızlıktan o. Kansızlıktan mı? Yani bence bir doktora görün. Ha. Yok, benim küçüklüğümden beri böyle üşüyor benim ellerim. Baksana buz gibi olmuşlar ya, bak. Yo, gayet sıcak ya. Benimkisinden daha sıcak. Ellerini cebine sokarsan ısınır birazcık daha. Olur. Ben ne yaptım ya? Saçmaladım. Mert var ya, sen dedikleri kadar varsın ha. Öküzün tekisin vallahi. Kız ellerini tutturmak için bahane yaratmaya çalışıyor. Sen cebine sok dedin ya. Aklına tüküreyim seni. Geç oluyor ya. Şimdi annem beni merak eder. Hem telefonumun şarjı da bitti, arayamıyorum. Keşke merak etmese de daha otursak böyle burada. Yani kızmasa otururduk.
O zaman son gün teyzeye söylemiyoruz. Neyi? Aramızda olanları. Ha. Mesajda yazanları diyorsun. Aynen. Tamam. Anneme söylemeyelim o zaman. Hem kadın yok yok diyordu, haklı çıkacak ya. İyi, anlaştık. Anneme söylemeyelim. Anlaştık. Annene söylemiyoruz. Gidelim o zaman. Tamam, gidelim. Yine geliriz değil mi? Yarın mesela ben saat 6 gibi buraya gelebilirim. Yani sen de okuldan çıktıktan sonra tesadüfen 6 gibi burada olabilirsin. Tabii canım, dünya küçük ya. Yarın saat 6 gibi buralarda karşılaşabiliriz. Ay iyi ki böyle akşamüstü buluştuk. Aşkım sabah sabah böyle apar topar gittin. Evet aşkım ya, ama şimdi işin ilk günü ya. Ben geç kalmak istemedim ya. Zaten baktım iş çıkış saat yaklaşıyor. Vurdum kapıyı çıktım. Dedim ben sevgilimi göreceğim ya. Canım. Nasıl geçti? Sorma. Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum Göztepe deplasmanı daha kolaydır. Vallahi bak. Niye ki, ne oldu? Ya daha ne olsun ya. Şimdi mühendis beni iş yapacağım kata çıkardı. Ha. Tamam mı? Zaten kimseyi tanımıyorum, kimseye etmiyorum. Yani ortama alışmaya çalışıyorum. Kimseyle konuştuğum yok. Kafayı bir kaldırdım, bir baktım bir tane kız duruyor orada. Kız? Evet, böyle ben yaşlarda genç, güzel bir kız. Genç, güzel bir kız. Yani güzel, güzel, güzel kız. Allah var, güzel kız şimdi. Şimdi böyle ben bir şeyler yapmaya başladım, böyle bir şeyler taşıyacağım falan. Baktım kimse yok ortalıkta. Dedim bir yardım isteyeyim bari. Dedim bir yardım eder misin? O da cepten yazışıyor, bir şeyler yapıyor, mesaj yaşıyor falan filan. Dedi ki ben yardım edemem dedi. Niye dedim ya? Niye demiyorsun? O onun işi değilmiş. Herkes kendi işini yapsınmış falanmış filanmış. Ukala, terbiyesiz dedim ya. Ceyhun sen bana inşaatta sadece ameli olur dedin. Nereden çıktı bu genç ve güzel kız? Ha? Hay ağzını öpeyim ya. Ben de öyle söyledim zaten ya. Dedim ki madem yardım etmeyeceksin, niye geldin buraya bir arkadaş derim ya. Der demez biz zaten bir başladık kapışmaya, tartışmaya. Ya bayağı kavga ettiniz yani. Tabii canım, büyük kavga ettik. Çok büyük kavga ettik. O bana inşaat demirle vurdu. Ben ona tuğla fırlattım falan. Ceyhun dalga geçme benimle. Aşkım tartıştık işte ya. Ya zaten nasıl tartışmayayım ya? Nasıl tartışmayayım? Dil papuç kadar. Herkes sen mi? İyi tamam, madem tartıştınız bir daha da görmezsin kızı. İşte öyle olmuyor aşkım. Ben o kızı her gün görmek zorundayım. Sen inşaata gidip her gün o genç ve güzel kızı görmek zorundasın. Sebep? Sebep? Çünkü günlük raporları imza atmaya patron odasına gitmem gerekiyordu. Bir gittim, ana. Bir baktım, o kız. Zeynep. Kız benim patronummuş ya. İnşaatta genç, güzel Zeynep adında bir kız senin patronun, öyle mi? Hı hı. Aynen. Aynen. Ya bir de ne yaptı biliyor musun ya, bak bir sor, ne yaptı diye bir sor. Ne yaptı? Çok güzel soru. Ne yaptı? Şunu yaptı. Günlük raporları imzalamadı. Evet. Günlük raporları imzaladı. Benim o gün bütün yaptığım iş boşa gitti ya. İmzalamadı bunları. İşte bir bak, onu imzalamazsa benim okul hayatım, staj hayatım, her şey biter. Orada staj yapamam ki ben ya. Tamam, o zaman okul sana başka bir ayarlasın, staj yapacak. Yok, o da yok. Çünkü bunlar daha önceden ayarlandığı için, okul ayarladığı için benim orada staj yapmam gerekiyor. Aşkım sıcak bir şeyler içelim mi? Yok Ceyhun, benim içim yanıyor şu an. Ay kıyamam. Ay canım, kumrum benim, kurban ol. Ya şimdi benim staj yanacak değil, senin içerlet... Ay ya sen nasıl güzel bir kızsın, nasıl anlayıştın? Senin dallarını yerim ben tatlım aşkım, bak sen hiç merak etme. Hiç merak etme. Sen bana güven. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bak, yarın olacak. Gideceğim o kızın karşısına. Diyeceğim ki, Zeynep Hanım gel. Seninle baş başa konuşmamız gerekiyor. Diyeceğim, her şeyi söyleyeceğim. Evet, bunu yapacağım. Sağ ol Ceyhun, içime su serptin. Teşekkür ederim. Sen hiç merak etme aşkım. Hiç merak etme. Nasıl merak etmeyeyim Ceyhun? Ceyhun nasıl merak... Ceyhun beni salçalaştırma. Ceyhun salçaya dönerim, beni merak ettirme. Aşkım sen niye sinirlendin ki ya? Ne oldu? Soğuk bir şey söyle Ceyhun bana. Biz soğuk bir şey alabilir miyiz ya? Benim hanımın içi yanıyor da.
tepkisi kardeşim. Ya bu tam 10 dakikadan beri çayı karıştırıyor. Bu ne biçim bir çay karıştırma şeklidir ha? Soruyorum sana, ne biçim bir çay karıştırma şeklidir bu? Vallahi aşık gibi. Gibisi fazla oğlum. Adam resmen aşık, aşık. Baksana başka bir gezegende. Cirefo! 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 Gelirken bize taş örnekleri getir. Taş örnekleri getir Cirefo. Ne diyorsun ya? Ne diyor bu turşu? Abi onu sana sormak lazım. Şişt! Cirefo! Karabiberleri konuştun. Ha? Anlatsana. Anlat ya. Anlat ya. Hadi lütfen anlat. Ha? Dalgın kamil seni. Pek bir şey konuşamadık ya. Ha, pek bir şey konuşamadık ya. Oğlum niye konuşmuyorsun ya? Bak mesela beni feyiz al. Beni feyiz al. Alice'yi her gördüğümde ona aşkımı ilan etmiyor muyum? Sonuç? Sonuç olmuyor. Ama sonuçta ben denedim. Biliyorum kaybedeceğim ama yine deneyeceğim. Yine kaybedeceğim, yine deneyeceğim. Bu sefer daha iyi kaybedeceğim ama her zaman deneyeceğim. Bak bu konuda seni bayağı takdir ediyorum Arşan. Teşekkür ederim. Abi senin sorunun ne biliyor musun? Ne abi benim sorunum? Allah aşkına söyle. Heh. Kızla yüz yüze konuşamıyorsun abi. Doğru, evet. Kızla yüz yüze konuşamıyorum abi. Telefon aç. Olur mu ya öyle? Olur tabii ya. Niye olmasın güzel kardeşim? Olur tabii. Aç telefon. Aferin sana Pamuk Direkt. İyi olabilir. Olabilir evet. Telefon kayıt ve tespit cihazları tamam. Bağlandık. Artık sizi arayan bütün numaraları tespit edebileceğiz Songül Hanım. Edin canım. Son günlerde azıtmıştı bu manyak zaten. Ya bırak azıttın. Şöyle bir yakalansın da çeksin cezasını. İş artık yalnızca aramasına kaldı. Arar, arar, arar. Sapık bunlar yani. Bir dadandılar mı? Tam dadanıyorlar yani. Dadana, dadana, dadana. Bana tekerleme gibi oldu bu. İyi, güzel tekerleme oldu. Evet, öyledir, öyledir. Çok dadanır bunlar, öyledir. Herhalde olur yani bu sefer konuşunca telefonda ha? Daha rahat olur abi. Daha rahat olur. Ara, ara. Hı, arıyorum. Ne diyor? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar arayın. Şarjı bitmiş herhalde ama evdedir o bu saatte. Ben evi arayayım o zaman. Ara ara ara. Evdeydi o. Arıyorum. Ne diyor? Ah! Arıyor. O galiba. Arıyor. Aç, aç. Ya sapıksa? Açmayayım. Aa, Songül, ya açmazsan nasıl yakalanacak? Bak memurlar bizi bekliyor. Aç, aç, aç. Hadi aç. Hadi. Ay mı? Açayım değil mi? Açmanız lazım. Değil mi? Tamam, açayım ben o zaman. Alo? Alo? Yok, hiç konuşmadan kapattı işte bu. Sapık işte, sapık. Sapıklar bazen böyle oluyor, konuşmuyor. Sapık, sapık olduğu için. Merak etmeyin, konuşmasa da sapığı tespit edebiliriz. Sahi mi? Ne oldu abi, niye konuşmadın? Annesi açtı. E işte şeydi. Karabiberi mi? Ha. Telefonu mu? Evet. Yok lan ben annesiyle ne konuşacağım? Oğlum ne annesi karabiberle konuşacak mısın? Annesi açtı. Tamam anlaşıldı. Teşekkür ederim. Az önce arayan telefon numarasını tespit ettik sanırım. Kimmiş? İsmi Mert. İsmi Mert soyadı? Mert Karatütün. Karatütün. Ne? Mert Karatütün. Karatütün mü? Bir yanlışlık olmasın memur bey yani. Hayır. Yanlışlık yok. Mert Karatütün. Telefon numarası 0818 22. Abba! Ana! Gördün mü bizim Mert sapık olmuş. Ya sapık olmuş da. Üstelik bizim sapığımız oldu. Siz sakın bir şey söylemeyin. Kendisini takibe alacağız. Gereğini yapacağız yani. Merak etmeyin. Bir iki gün içinde de kesin sonucu alır. Savcılığa sevk ederiz. Sağ ol memur bey. Sağ ol. Allah'ım lütfen bir mucize olsun, yine evde olsun. Balıkların sevgisini sen anlatmıştın bana. Birbirlerine dokunamazlar ama
yüreklerinde hissederler demiştin. Ben de şimdi sana dokunamıyorum. Ama seni yüreğimde hissediyorum. Nereye gidersen git kalbimden daha uzakta olamayacaksın. Seninle kalbimde üç çiçek yetiştirdiğimi fark ediyorum şu an. Biri sevmek, diğeri sevilmek ve beklemek. Sen gidince diğer ikisine ne olacak bilmiyorum. Ama ben seni hep bekleyeceğim. Seni her zaman bekleyeceğim sevgilim. Sonsuza kadar bekleyeceğim. Kaptan pilotun anonsuyla yürüyüş başlıyor. Önce kemerleri takıyoruz. Kemerler nerede? Kemerler gelsin. Sonra ceketin üzerine vatkalar istiyorum. Vatkaları yetiştirelim. Kızlar, hadi hızlanalım. Hadi, hadi. Selam. Ha, sizi böyle hummalı çalışırken görmek beni heyecanlandırıyor. Beni Türk modacılarına emanet edin demekle ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Bu telaşede de olsa sizin gelininizi yetiştirdik Esma Hanım. Düğünden önce gelinliği görmek uğursuzluk getirir derler ama ben alayım gelinliğimi. Meryem, orada Esma Hanım'ın gelinliği getirebilir misin? Paketlenmiş duruyor. Aha. Sadece özellere özel. Buyursunlar. Maalesef prova yapacak vaktim yok Zıvana tatlım. Emitat Oda Başı Bey'e yetişmem lazım. Açıkçası bizim de defile öncesinden telaşımız var. Kusura bakmayın, acele geldi. Ama fotoğraf çekimlerinde işinizi görür. Aa, hiç önemli değil. Hollywood dekorları gibi sadece ön yüzü olsa bile yeter. En olmadı profil fotosu yaparım. Bu sene hostes kıyafetleri moda galiba. İyice hoşmuşsunuz bakıyorum Zıvana Sert Hanım. Tepki gelmeyince. Neyse, ben gideyim. Başka bir yerde deneyeyim. Hem benim için de sürpriz olur. Hadi, giydirmeye devam. Giydirmeye devam. Şahını kaçırıyordum sizin yüzünüzden ha. Saygınlığım da gitti zaten. Her şeyi en son ben öğreniyorum yani. Herkesten en son. Kızım bir şımarma ya. Ciddi mi mevzu bu? Neyse Elçin bize biraz bahsetti. Demek New York'a gidiyor ha adam. Vallahi aşk olsun çok ayıp etti yani. Sadece sen değil hepimizi terk etti adam. Çok kötüyüm Sevil. Bu kadar kolay mıydı? Hiç mi değerimiz yok? Vallahi adam gitti gitmesine de. Baksana seni de alıp götürmüş. Kaç gündür yokusun ortada. Gün çiçek ya. Bak biz hep senin yanındayız. Merak etme sen bak bunları da atlatacağız. Beraber atlatacağız. Sağ olun. Hem belki moralim biraz yerine gelir. Tabii senin Sevil'in aşk dedikodularından haberin yok. Kaçırdın. Ya kızım sussana. Ne dedikodusu ya? Sevil anlatsın. Anlat. Sevil trafoya aşkını mesajla ilan etti. Tabii böyle çok köşe kapmaca oynadılar ama sonunda böyle ilan etti. Sonunda bir rahatladık. Ay iyi ki ben anlatıyorum yani ha. Tamam kızma ya sen anlat. Neyse. Tam öyle tam olarak aramızda bir şey olduğu yok ama ben yine de anlatayım. Mert gelip buna demiş ki ben Sevil'e karşı boş değilim ama Sevil'in haberi olmasın demiş. E tabii ben de öyle duyunca gece böyle bütün cesaretimi topladım. Trafoya mesaj attım. O gece bana cevap gelmedi. Beni de uyku tutmadı tabii. Sabah biz Mert'le karşılaştık. Meğer bunun telefonu bozulmuş gece. Bizim şurada Naci amca yok mu? Sabah da yolda karşılaştık. Meğer telefonunu almaya gidiyormuş. Tabii bir de bana laf arasında işte bu olanları unutalım, arkadaş kalalım falan deyince ben iyice panik oldum. Sonuçta aşk mesajı attım yani adama. Öğrenmemesi lazım, rezil olurum diye düşündüm. Neyse ben bunu bir şekilde okula yolladım. Tuttum telefoncunun yolunu. Aldım elime telefonu, tam mesajı siliyorum. Bir baktım arkamda trafo mesajı okuyor. Anlayacağım böyle öğrendi yani her şeyi. Senin adına çok sevindim. Peki ne dedi trafo? Yani duygularınız karşılıklı değil mi? Trafo bana her şeyi anlattı.
Sevil'e karşı boş değil. Ay çok sevindim ya. Yani şu an içinde bulunduğum durum biraz kötü ama böyle bir haber almak iyi geldi. Hadi sen de hazırlan da okula gidelim. Vallahi devamsızlıktan kalacaksın Günçiçek ya, korkuyorum. Ay yok. Hiç okula gidemem. Zaten paşa yoksa okulda yok. Kızım biz bu mevzuyu konuşmadık mı? Konuştuk, haklısın ama ya siz de beni anlayın. Bütün hayallerim suya düştü. Kızım bizim gibilerin hayalleri suya düşe düşe yüzmeyi öğreniyor, bilmiyor musun? İyi neyse, yat dinlen bari sen bugün biraz. Ama yarın okula geleceksin ha. Bana bak, vallahi saçından sürüklerim seni. Tamam, söz, yarın geleceğim. Tabii yarın aranızda olursam. Hadi sen dinlen, tamam? İyi dinle. Melek. İyi, notları motları alırsın bir ara bizden. Hadi görüşürüz. Böyle. Biraz daha ortalayalım efendim. Şöyle. Ya siz ortalayın, ben her türlü gol yaparım. Rahat olun, hele çıksın bizimkisi. Aceleye hiç gerek yok. Efendim, çerçeveyi ayarlamaya çalışıyorum. Ya ben de onu diyorum işte. Ben çerçeveyi görsem de görmesem de her türlü gol yaparım. Her türlü çakarım, sen merak etme, rahat ol. Kız, bitmedi mi işin hala? Çok az işim kaldı efendim. Zaten çok şaşkınım. Siz okyanusun keyfini çıkarın. Taş sektirin. Ateş yakıp bodrum bodrumu söyleyin. Nasıl, oldu mu gelinlik? Ben de kendime aynı soruyu soruyorum ama olmuş mu yani? Kız bu eteğin hali ne böyle? Hazır okyanustayken boy vereyim dedim efendim. Bana bak, o bir kaşık boyda boğarım kız seni. Çabuk git üstünü değiştir, eteğini. Şunları değiştir ya, gelinliğini giy. Yoksa o gelinlik aynı anda kefenin olacak ha. Açıklayabilirim efendim. Sanırım gelinlikler karışmış. Şu an benim yerime bir hostes evleniyor. Resmen ve kısmen bir hata oluşmuş. Sanırım uğursuzluk vardı. Ya ben anlamam öyle yanlış anlaşılmadan falan. Git adam gibi bir şey giy üstüne. Yoksa seni bu fotoğrafların negatiflerine gömeceğim ona göre ha. Bana bu kadar kızdığınızda nasıl da cazip oluyorsunuz biliyor musunuz? Mithat'cığım, bunları da alalım. Ana olur canım. Bana bak, böyle konuşmaya devam ederse nasıl kendin ana olacaksın? Ben de karıştırdım gelinlikleri. Denemeden gelinlik alırsan olacağı bu olur işte. Bu. Ben bu sanatçıları anlamıyorum ki. Gelinlik siparişinde bulunuyorum. Nasıl içselleştirdiyse, nasıl artık uçmuş biri olarak düşündüyse beni hostes kılığı tasarlamış. Neyse, bir yandan da bu iyi bir şey herhalde. Zira düğünden önce gelini gelinlikle görmek uğursuzluk getirir derler. Hiç olmazsa evliliğimizi de garantiye almış olduk. Neyse, biz çekelim Mithat'cığım fotoğrafları. Böylece ikimizin içinde bir anı olur. Gelinliği de Photoshop'la hallederiz artık. Ne yapalım, çekecek artık. Biz de alıştıralım kendimizi. Sonuna kadar çekeceğiz belli oldu. Ne güzel düğün hikayemiz. Dört nikah bir cenaze formatında ilerliyor. Sevgimizin okyanusunda birlikte boğulalım Dizel Beyciğim. Alayım plajları Mithat'cığım. Ne inatçı kızsın sen ya. Arkadaşların bile ikna edemedi seni okula gitmeye. Ne halin varsa gör. Sonuçta benim kapı gibi damadım var. Sana da bakar, bize de bakar. Ben işe gidiyorum. Uğraşamayacağım seninle. Geldi ki bu buraya. Demek ki bu Ceyhun'a elden teslim edildi. Güney Ceyhun'a elden verdi bu mektubu. Ceyhun biliyordur Güney'in yerini. Ne
Katarlı şehrin giderli çocukları. Şehrin en lüks brancına hoş geldiniz. Ne yapalım abi? Naturamız böyle. İlla en iyisi olacak. Gel hayatım. Ay! Vallahi burası çok güzelmiş aşkım ya. Ay ben gerçekten burayı gördükten sonra daha da çok acıktım. Yani şu anda bir fil büyüklüğünde fili yerim. Fil büyüklüğünde fil mi? Evet tatlım, fil büyüklüğünde fil. Fil büyüklüğünde tavşan olacak değil herhalde, değil mi? Ayrıca beril. Yani şu anda sakın beni düzeltmeye kalkma çünkü sen de mors oldun, kabul et. Evet Damlacığım, öyle bir duruma geldin ki devenin nerem doğru dediği noktadasın. Tebrik ediyorum. Çok bilmiş. Vay vay vay, millet bakın burada kimler var. Lağım fareleri tarla fareliğine terfi etmişler. Ne yapıyor bu tersolar ya? Bir şeye sinyal oluyorlar ama tam kesemiyorum başkan. Ne yapsınlar ya? Kendilerince alternatif piknik yapıyorlar işte. Gerçi bunlar çizgili pijamalarıyla atletlerini giymeyi unutmuşlar ama neyse. Bakın şimdi bunlar birazdan yer yer manda gibi yayılırlar oraya. Ay pırkışkom yani. Sen de esprilerinde böyle hoppidi hoppidi gidiyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani sen kötü adam olmak yerine stand-upçı olsaymışsın fena başarılı olurmuşsun. Bunu biliyor muydun? Aynen. Saçları kazıt en az 20 turne. Neyse. Evet arkadaşlar yerleşelim böyle. Nasıl, beğendiniz mi mekanı? Hadi abicim hadi hadi. Şşş, pamuk kapalı kardeşim. Karpuz nerede? Ne karpuz ya? Ben ne bileyim nerede abi karpuz? Kimse bana karpuz getir demedi ki. Aa! Her şeyi ben mi düşüneceğim ya? Ya yavaş! Ama ben düşündüm. Şu ilerideki tarladan karpuz aldım. Bence çaldın sen değil mi? Hırsız. Hiç almadı güzel kardeşim. Göz hakkı bu, göz hakkı. Ha, seninki göz hakkı, bizimkisi değil zaten. Biz niye çalmıyoruz? Karpuz yemek istemediğin için olabilir mi? Ha? Aman be, yemezsiniz yemeyin. Ben karpuzu tek başıma yerim. Ya tamam, bırakın tartışmayı da bir şey söyleyeceğim. Ben bu mangalı yakamadım. Biri bana yardım etse diyorum mesela. Ben gayet şu anda hamak kurmaya çalışıyorum, tamam mı? Sana yardım edemeyeceğim Sevilciğim. Ya of, nasıl yakacağım ben bunu ya? Ben yardım ederim ya. Karabiberim şöyle. Şimdi böyle küçük küçük çalılıklar toplayıp altına yerleştireceğiz bunu. Basit yani, o kadar basit bir şey. Bu biter mi be? Bu biter mi? Daha kaç tane var? Hadi bakalım, hızlanın biraz. Çabuk çabuk, çabuk çabuk. Zeynep! Zeynep, bu benim işim değil, biliyorsun değil mi? Zeynep derken? Patronun olduğunu unutuyorsun galiba. Zeynep Hanımcığım! Demin de söylediğim gibi, biliyorsunuzdur herhalde, bu benim işim değil. Hayır, ben buraya inşaat mühendisi olmak için geldim. Yani onun için buradayım, biliyorsunuz bunu değil mi? Sen dün demiyor muydun, burada kızların işi yok, herkes gerektiğinde her işi yapabilmeli diye? Ama ellerden bir tanesinin çocuğu hasta olmuş, bugün işe gelemiyor. Mecbur sen taşıyacaksın. Hadi. Ya ben senden 5 dakikalığına bir yardım istedim. Sen bana burada amelilik yaptırıyorsun ya. Bak, yapmayabilirsin, pes edebilirsin, bırakabilirsin. Ha, biz pes etmeyiz, sen daha bizi tanımıyorsun. Biz karşıya kalıyız be. Bizde pes yok. 90 dakika mücadele. 90 dakika pres. Hadi o zaman. Aksi takdirde zaten raporlarını imzalamam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim Messi bile daha kolay imza verir. Messi bile yani. Bir şey soracağım sana. Sen Göztepe'li falan mısın? Hayır, şunu bir öğreneyim de seni bana bilerek mi olur acaba? Yavaş yavaş, dikkatli ol. Doldur hepsini. Şuraya bak. Bir imza vereceksin. Yemin ediyorum maymun ettin bizi. Şu hale bak ya. Ben okumadığım şeyi imzalamam. Hem bu aralar pek vaktim de yok. Sen canımı okumadan imzalamam demek istiyorsun herhalde değil mi? Bence öyle. Hadi hadi, çabuk çabuk işini yap. Allah! Allah'ım ne ağırmış be. Şu inşaat işinde hafif bir şey yok mu ya? Şu ne yapıyorsun abi sen öyle karpuzu üfleyerek? Yürü hanım. Ne yapıyor olabilirim? Ha?
Birazcık düşün. Pamuk kafalı kardeşim, birazcık düşün. Sence ben ne yapıyorum? Hadi düşün. Ne bileyim oğlum, karpuz söndürmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım. Ulan Kamil, mum mu bu sensin? Soğutmaya çalışıyorum. Güzel kardeşim, soğutmaya çalışıyorum. Sıcak karpuzu inekler bile mi yanar? Yani sen üfleyince o karpuz soğuyacak öyle mi? Yani böyle buz gibi olmasa bile soğuyacak. Orçacığım bak sen ne yap biliyor musun bence? Bir iki tane espri yap karpuza. O zaten buz gibi olur merak etme. Gıdıkta da güleyim bari. Bana bak, canın karpuz istemiyor herhalde senin böyle boş boş konuşuyorsan. Dün sizin evi aradım ben. Hı? Neyse. Annen çıktı, ben de konuşmadım. Ne konuşacağım ki? Ha, ben bir ara Neşe'ye gitmiştim. O ara aradıysan kaçırdım seni demek. Yok ya, daha başındayız olayın. Bir şey kaçırmış olamazsın. Ah! Eyvah! Benim yandı! Ne oldu ya? Of! Amma sıcakmış ya. Et pişmez ki sıcak olmasa. Sevilciğim. Ne? Ne oldu? Elin mi yandı? Evet, elim yandı. Olur böyle piknik kazaları. Dur, dur oraya. Tuz dökelim. Bak ben dedemden öğrenmiştim bunu. Sonra internetten falan da araştırdım. Bu yaranın olduğu yerde acı olmasının sebebi tuz eksikliğinden oluyormuş. O yüzden şimdi bunu dökünce geçecek. O işte buzlu, yoğurtlu, kremli falan onlar hep yalanmış yani. Hadi hadi, geç bunları geç. Sözde kızın elini mangalda pişirip tuzlayıp yiyeceksin değil mi seni çakal seni? Ulan ben en azından çaldığım karpuzu üfleyerek soğutmaya çalışıyorum. Sen bu gidişle vantilatör olarak işe başlayabilirsin ha. Niye vantilatör olarak iş bulayım ya? Nefesin kuvvetli ya ondan olmuş hocam. Ay ben çok acıktım ya. Midem bulanmaya başladı. Beni dayanamıyorum. Ben de evden kahvaltı etmeden çıktım burada patlayıncaya kadar yerim diye. Yani aşkitoların dosya masrafsızı. Hani gerçekten nerede 20 tane çeşit peynir, işte 10 tane zeytin, yok efendime söyleyeyim 30 çeşit reçel, ekmek, şu bu, çörek, börek. Ha nerede? Hakikaten Etkin kardeş ya, burada brunch'la ilgili herhangi bir yiyecek, içecek ben göremiyorum. Doğru yere geldiğimize emin misin sen? Ya doğru yer başkan ya, doğru yer. Dur bir garsona iş koyalım. Garson! Hıp! Alo! Bakar mısın buraya be? Ay garson bey amca! Bir bak! Baba ne ayak ya? Hoş geldiniz demeyi çok isterdim ama maalesef durumlar biraz sıkıntılı. Aspüç Efendi'niz ne demek sıkıntılı ya? Restoran çalışanlar greve gitmiş. Kimse yok. Ya başkan kuru çeşme gişeler yok mu sende yiyecek bir şeyler? Salsana şöyle arkadaşlarıma ya. Maalesef. Aşçı arıyoruz sabahtan beri ama boş tahçı bulmak çok zor. Şimdi garson bey amcacığım, bende böyle şeker var biliyorsun bu yaşta. Bunu böyle sağdan soldan gelmeye başlıyorlar. Yani en azından böyle işte çift dilli kaşarlı, efendime söyleyeyim sucuklu, birazcık sosisli, azıcık da zeytinli böyle bir sandviç, tost gibi bir şeyin yok mu senin ha? Yani sadece bana da olsa olur, arkadaşlarım şey etmezler. Maalesef. Allah'ım bu sıva harcı yapmak. Yemin ediyorum bu sıva harcı işi çok zor ya. Beni bitirdi ya. Demek ki neymiş? Bu işler senin harcın değilmiş. Konuşuyordun bir de kadınların işi değil erkeklerin işi diye. Bak bilmiyorsun işte. Ben biliyorum harç yapmayı. Sen bilmiyorsun. Hemen bir laf sok. Hemen bir laf sok. Boş boş konuşma. İşini yap. Ekle kireç hamurunu. Nereden ekleyeceğim? Nereden ekleyeceğim? Bilmiyorsun yani. Dün konuşuyordun öyle elinin hamuruyla erkek işine karışmalar falan. Ya bu benim işim değil ki. Ben nereden bileyim bunları ya? Bak her işi mutfağında öğrenirsen bir tek bu işte değil, her işte başarılı olursun. Bunu bilmekte ne sakınca var? Senin bilip benim bilmemde çok büyük sakınca var. Cevap verme bana. Hadi işini yap. Kumun ortasını aç güzelce. Aç. Ortayı. Aç. Bir saniye açıyorum şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim var ya. Overlock makinesi gibiyim ha. Nasıl açıyorum ortayı bilemezsin. Of aç ortayı atayım golü. Yemin ediyorum çimentonun messisi yeteneğe bak messisi. Fazıl abi aç suyu. Sulandırma hemen. Hanımefendi. Biz karşı yakalı adamız.
Biz öyle yaptığımız işi sulandırmayız. Cıvıtmayız ve sulandırmayız. Onu demiyorum. Önce suyu değil, kireç hamurunu dökeceksin. Ben ona biliyordum da ben şey, seni deneyeyim diye yaptım onu. Beni deniyorsun. Sen beni denemeye hiç kalkma. Ben sana bir boy büyük gelirim. Çapın yetmez. Hadi. Yemin ederim var ya, belim gitti. Belim şu an kilitlendi. Of, bu. Benim bel yemin ederim gitti. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kız mısın sen ya? Erkek adamsın. Karşı yakalısın. Tabii canım. Karşı yakalayayım ben. Bana bir şey olmaz öyle. Bak döktüm. Dök. Ha. Tamam. Acele et şimdi biraz. Suyu dök. Bak kova orada, kova. Ha, suyu kovayla mı döküyorduk? Ben de diyorum hortuma niye su gelmiyor? Aferin. Allah. Tamam. Güzelce karıştır şimdi. Homojen bir karışım olana kadar karıştıracaksın. Güzel karıştır. Ha. Kulak memesi kıvamına gelene kadar da yemek tarifinden şey yap. Cıvama hemen. Bak su akıyor. Su akmıyor tamam mı? Orada su akmıyor. Su akmıyor şey o. Kum topaklanmış içinde. Ben topakları eziyorum topak topak. Kolaysa sen ez. Sen ez. Eziyorum zaten. Seni. Bilgimle, birikimimle. Hem sen kumu elemedin mi? Eledim. Elimi de duvara astım. Elesen böyle topaklanmazdı. Senden adam olmaz. Benden adam olmazmış. Bende adamlık harcı var. Ne yapayım bu harcı? Bu da ne zor şeymiş ya. Arkadaş, tek başımıza apartman mı yapıyorsun? Ya Allah aşkına bir el atın be! Allah aşkına bir el atın be! Müslüman değil misiniz lan? Evet. Hadi bakalım. Oo, mis gibi olmuş, mis. Herhalde mis gibi olacak oğlum. Kız elini yaktı ya köfteleri iyi pişsin diye. Oğlum ben onu demiyorum ya. Karpuz buz gibi olmuş, buz gibi onu diyorum ben. Orçucuğum bu karpuz hem soğumamış hem de biraz kabak sanki ha. Ama yine de yenir. Nasıl olsa tüm günah yani göz hakkı orçanın üstüne. Değil mi orço? Vallahi yukarıdakilerin bundan daha lezzetli bir şey yediğini hiç sanmıyorum. Vallahi bence de. Kanka canım yemekten sonra ben gidip şu hamakta birazcık kestireceğim. Siz de beni rahatsız etmeyin tamam mı? Gürültü etmeyin buralarda oynar. Hiç bu işin evislenme canım. Sen yan gelip yat diye ben o hamağı 2 saattir kurmaya çalışmıyorum tamam mı? Hamak yan gelip yatma yeri değildir. Hayda. Kızım o zaman gel beraber yatalım. Hem o hamağı benle beraber 3 tane kız daha kurar. Zaten o hamağı da sırf kız sığıyor. Neden acaba? Kim yapacağım? Ben aynı hamakta erkeklerle yatmayı sevmiyorum. Şişt, acaba Alice'i ikna etsen benimle hamakta yatar mı? Alice'in o hamakta seninle beraber yatabilmesi için o hamağın ancak ranza olması lazım. Ha, ranza hamak mı? O nasıl oluyor ki? Sen kime atar yapıyorsun bu oğlum? Tamam mantara bağlamış olabiliriz ama yani dünya yuvarlak arkadaşlar. Sakin olun. Bizde kimsenin parası kalmaz. Faiziyle vereceğim size paranızı. Ne yapayım? Naturan böyle arkadaşlar ya. Ben ne olacağım aşkıtoma? Ben ne olacağım? Beni de parayla mı doyuracaksın? Aman git parayla doymam ki. Keşke böyle parayı şeyin üstüne kaşarın ya da böyle jambonun üstüne falan böyle bastılardı. Ay ne güzel olurdu. Mideme de yarardı. Yerdim bol. Tamam aşkım çözeceğim ben o işi. Ben şu arkadaşları bir halledeyim. Gelin gelin. 60 lira vermiştin değil mi? Al şu 200 lirayı. Hadi git. Sen de al şu 200 lirayı. Git. Sen de al. Sen de. Al sen de şu 200 lirayı. Burada kim var? İşte bu abicim ya. Yemişim lokantasını, kahvesini. Dediğin işte böyle kırlarda olur, kırlarda. İşte bu konuda sana %100 katılıyorum Orço. İlla katılacaksın. Kar beyaz kardeşim benim. Şişt, hadi kız. Salça. Yolla şu topu. Ya ama bak yüksekten atma uzadın tıkabasa doydum. Harman nasıl oldu? Fena değil yani. Senin öyle şey yapman iyi geldi herhalde. Ben tabii refleks olarak yani. Sonuçta başkasına da olsaydı hani şey yapardım. Ha başkasının eli yansa sen yine öyle gidip şey yapacaksın yani. Yok yok. Yani herkese değil. Neyse ya. Haklısın sen de.
Öyle durduk yere ben kendime özel yapmaya çalışıyorum. Yok. Sen benim için özelsin zaten. Öyle mi? Özel miyim gerçekten? Gerçekten özelsin. Sen de benim için özelsin. Biliyorum. Nereden biliyormuşum? Etin en güzel yerini bana verdin. Eğer oradan anladıysan, oho! Aylardır ben sana yanlış yerden anlatmaya çalışmışım meğer. Ne demişler? Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. Koş koş! Ne yapalım? Geri mi döneceğiz hemen? Alisco, Calivero, Aşkito. Kız, gelsene sen de bize katıl. Bak, et var, salata var, karpuz var. Daha birçok şey var kız. Bir de en büyük aşkın orço var. Orço, iki öyle. Hadi kız gel, gel bak. Gerçekten geliyor. Halis geliyor. Halis geliyor. Halis geliyor. Halis geliyor. Vallahi geliyor. Kalk kalk. 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 Denize düşen yılana sarılır. Ne yapalım? Çok acıktım kızlar ya. Öleceğim şimdi açlıktan. Ya ben de acıktım. Tamam susun. Bir şey demeyin açlıkla ilgili. Biz yukarıda çok sıkıldık da. Burada seninle takılmaya geldim ben. Benim de karnım çok acıktı da yemek yemeye geldim ben. Yok yok, karnımız acıkmadı. Yukarıda yedik biz. Oh, yiyelim tabii canım, yiyelim. Sen istersen de ben seni doyurmak mıyım? Şişt, bana bak, gel ben sana böyle ekmek arası sucuk yapayım. Yanında da dedemin köyden gönderdiği karpuz var. Çok tatlı, çok tatlı. Gel, gel. Gel, gel, gel. Biz de size katılabilir miyiz? Ben biraz sucuk yiyebilir miyim? Gelin bari. Görüyorsunuz bizim kapımız yok. İsteyen herkes gelebilir. Ay çok acıyor. Ay öleceğim. Yani ben traf mantarına falan da razıydım. Odum yok. Bilek beni de doldursalardı onu bile tamamdım yani. Ah be aşklarım en reklam arası. Yani bu mekana gelmekle patates olduk, haklısınız. Patates mi? Patates mi var mı? Patates! Patates! Yok kızım, yok patates matates. Yat sen. Ay! 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 Anlaşıldı. Ne yapalım, önümüzdeki maçlara bakacağız başkan. Yani ben kaybettiğim maçlara bakmıyorum biliyorsun. Naturan böyle abi. Acınlar! 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 Ay! Ay Öncel! Ay! Aşkım. Yani çok nefis. Biraz daha yemek yemeseymişim kesin açlıktan ölecekmişim yani. Vallahi ya. Balden tatlı ne güzel sucuk bu. O ne diyor lokanta yemek yok bir şey yok Allah Allah. Vallahi kızlar bu köfteler sucuklar biraz boroş kokar ama idare edeceksiniz artık. Olmaz olmaz yok yok yok. Sen bize 2-3 tane daha yaparsan iyi olur aslında. Alice'ciğim, aç bakayım ağzını canım benim, aç şöyle. Alice'ciğim, bak kıymetini bil ha. Bir seni ellerimle besliyorum, bir de mahalledeki karabaşı. Mahalledeki karabaşı besledikten sonra ellerini yıkadın değil mi? Yıkadım tabii, kız çıkamaz mıyım? Aç bakayım ağzını, domates de geliyor. Bak koca domates bunu yakacak. Maşallah, maşallah. Al şimdi biberi. Çok güzel bunun tadı. Hadi lütfen, lütfen. Soyalım artık. Bu böyle olur ama. Hadi gel, ben böyle elimi kopardım. Aç ağzını bakayım. Çok güzel. Maşallah. Bak bu domadan da ye. Şunlara bakın ya. Kendilerini nasıl kaptırmışlar baroş tipi pikniğe. Nereye hayatım? Yemek. Yemek var orada, yemek. Yemek! Ya sakin ol hayatım, az bir kefenlendeyiz. Şimdi bak, yarım saat ileride varoşların giremeyeceği çok lüks bir mekan var. Sırf kuver parası bile 50 lira ya. Oraya gideceğiz, tamam mı? Ben dayanamam yarım saat daha. Vallahi şuracıkta ölürüm. Ben yemek istiyorum, yemek. Dayanırsın, aşkların en survivor'ı. Dayanırsın. Hadi sal kendini, hadi gel. Hadi başkan. Gel aşkım. Aşkım sal kendini, dayanırsın diyorum sana ya, gel. Ya. Herkes böyle yedi içti, güldü, eğlendi de Cimbom ne yaptı acaba? Evet ya, keşke o da burada olsaydı değil mi?
Bak ben ne diyeceğim. Biz bu etlerden biraz ayırıp Cimbom'a götürsek ya. Olur. Aa, hakikaten götürelim evet. Tamam o zaman daha fazla dağıtmayalım millete. Şunları Cimbom'a götürürüz. İyi tamam zaten herkes yedi. Bu gençlerde de hiç terbiye kalmamış. Büyüklere saygı kalmamış ki. Ya teyzem benim, canım benim ya. Ben sana normalde yer vermem mi ya? Ben Karşıyaka'lı adamım ya. Ya Allah sizi inandırsın, bize küçükken ilk öğrettikleri şey yaşlara saygı, sevgi gözünü seveyim. Vallahi billahi diyorum ya. Ama var ya ben öyle bir yoruldum ki. Öyle vallahi belim koptu ya. Vallahi çıt dedim, ikiye ayrıldım dedim ya. O kadar yorgunum yani. İnanmıyorsun sen bana ama gel otur. Hadi kurban oldum, gel otur. Gel yaradana. Ah! Aha! Allah! Sanki inşaatı tek başıma yaptım. Seyhun. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ofisimde sana ait bir şeyler buldum da seni görünce vereyim dedim. Kendimi kaybetmiştim. Belki onu bulmuşsundur. Yok yok. Dünün ve bugünün günlük raporları. İmzaladım da. Ya ben ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Teşekkür ederim Zeynep. Hanım, ben alayım onları. Hadi atla. Bugün çok yordum seni. Barış imzalayalım artık. Yani sen de istiyorsan tabii. Şimdi eğer ben seninle barışmazsam beni her gün böyle çalıştıracaksın değil mi? Muhtemelen. Minik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bakalım inşallah sonunda kötü bir şey çıkmaz. Ben gelmeye kapıyı mı kilitledim? Için çok üzgünüm. Üzgünsün demek. Şimdi sen onu onunla çağır. Benim ne kadar üzgün olduğumu belki anlarsın. Anneyim ben Gülçiçek anne. Tam Kemal'e kavuştum derken şimdi de güneye gitti. Haklısınız. Sen niye geldin buraya? Ceyhun'a bakmıştım. Ceyhun evde yok. Birazdan gelir. Bekleyebilir miyim? Bekleyebilirsin. Ben alıştım nasıl olsa. Yıllarca Kemal'i bekledim. Şimdi de Güney'i bekliyorum. Zamanla sen de alışırsın Gülçiçek. Bugün sana yaptırdığım onca iş var ya. Yok, o eksik oldu biraz. O iş değil, işkence olacaktı. Ha? Tamam, tamam haklısın. Belki birazcık yormuş olabilirim seni. Ama o işlerin hepsini küçükken babam bana da yaptırdı. Bir dakika. Şimdi benim bugün bütün gün yaptığım şeyleri geçmişte baban sana yaptırdı mı? Evet, hepsini. Helal olsun bey amcaya. Helal olsun. Vallahi billahi görür görmez elini öpeceğim. Helal olsun diyeceğim. Sağ olasın diyeceğim ya. Sağ ol, var ol. Bin yaşa ya. Babam yıllar önce vefat etti. Ben de bir şangırtı duydum. Evvela arabadan zannettim de. Meğersem çok fena bir pot kırmış. Anladım. Zeynep. Yani bilmiyordum, özür dilerim. Tamam, tamam. Önemli değil. Ya işte bu yüzden o kadar kızdım sana şantiyede. Babam beni şantiyelerde büyüttü. Amelerle birlikte har çıkardım, taş taşıdım, duvar ördüm. Babam derdi ki bu işin kızı erkeği olmaz. Erkeğe değil, işi bilene usta denir. E ben de tabii kızlar bu işten anlamaz deyince sen de sinirlendin galiba. Yani evet, babamın bütün o sözleri aklıma geldi. Zeynep, yani onlar benim gerçek düşüncelerim değildi. Ya ben bir kızgınlık anında böyle ağzımdan çıkıverdi onlar gerçekten. Tamam, tamam. Zaten acısını çıkarttım bugün.
Henüz değil. Daha kaslarım sıcak. Bunlar sabah belli olacak ha. Kalkınca çok fena olacağım. Kesin döküleceğim. Bak, babam öldükten sonra holdingi tek başıma yönetmek zorunda kaldım. Yani bugün benim sana harç çıkarmayı öğrettiğim gibi. Öğrendin değil mi? Oo, çok iyi öğrendim. Bir de hayatta unutmam vallahi. İyi bakalım. Yani senin anlayacağın, yarın sabah uyandığında her yerin çok acıyacak, canın çok yanacak. Benim de yanmıştı. Hamlık var tabii. Ham meyveyiz. İnsanı hayat olgunlaştırıyor. Hayır, o değil de yani benim aklıma şu takılıyor şimdi. İnanmak istemiyorum ya. Ben ya bir kızdan bir şey öğrendiğime hala inanamıyorum ya. Ceyhun. Tamam ya, şaka yapıyorum, hemen kızma. Patron. Zeynep. Zeynep. Biliyor musun Güney? Ben her şeye rağmen seni çok seviyorum. Ben aslında o sahte söz olayını seni yaşamak için yapmıştım. Ama seni yaşamak isterken boğuluk sevgimiz işte. Bir şeylere bakıyordum da, biz dışarı konuşalım, tamam mı? Cumum, hayırdır? Ne işin var senin burada? İyi misin sen? Kötü bir şey yok değil mi? İyi değilim. Bu mektubun üstünde pul yok. Pul mu yok? Hakikaten yok. Bu durumda sana elden verilmiş bu mektup. Ya şey işte, biz o gün Elçin'e geldik ya. Kapıyı açtık, bir baktık mektup. Günçek yazıyor. Biz de getirdik, sana verdik mektubu. Pulsuz nasıl geldi ki bu buraya? Doğruyu söyle bak Ceyhun. Bak Cimbo. Bak ben karşı yakaladım. Bizde yalan olmaz. Tamam, anlıyorum. Acın büyük ama sen de beni anla. Bizde yalan olmaz. Acaba Güney sana benim buralarda olduğumu söyleme, bu mektubu ver beni gemide sansın falan mı dedi? Hayır yani kuzenin eğer öyleyse söyle bana, anlarım. Ya Cimbo, bana baksana sen. Ya ben böyle bir şeye müsaade edecek adam mıyım ya? Ya hadi sana yalan söyledi. Hadi sana gittim dedi. E pis yedin ne olacak? Ya onları da mı gitmiş gibi yapacak? Belki kafası attı gitti canım, olamaz mı? Bak eğer yerini biliyorsan lütfen bana söyle, yalan söyleme. Cimbo! Cimbo, çizgiyi aşıyorsun. Ya benim sana yalan borcum var be! Yeter! Hayır de bağıramazsın sen. Haddini bil. Özür dilerim, ben mektubu soruyordum Ceyhun'a. Bu evin huzurunu kaçıramazsın. Gerçi kaçırmak konusunda pek iyisin. Ne yaptıysan oğlum dünyanın öbür ucuna gitti. Yenge tamam, sakin ol. İçim yanıyor, içim. Anneyim ben. Daha ilk günden söyledim. Bu kız sana uygun değil dedim. Ama anne sözü dinletemedim ki. Şimdi bu acıları çekmeyecektim. Bak işte kaçırdın oğlumu. Yenge tamam, sakin. Allah Allah, tamam. Kızın acısı büyük. Bak o da çekiyor. Hadi sen içeri gir, hadi. Ne istiyorsun daha benden, ha? Yetmedi mi bu yaptıkların? Artık yeter. Yüzünü görmek istemiyorum. Defol git Mayden. Bir daha çıkma karşıma. İyi oldu ya Cimbom için böyle et ayırdığımız. Yazık, onsuz geçmedi vallahi boğazımdan. De o mektup olayından sonra kız da iştah kalmış mıdır ki ya? Doğru söylüyorsun vallahi. Siz merak etmeyin ya, ben zorla yedireceğim Cimbom'a. Göz,
Zorla yedire yedire duba yapacaksın. Zaten kimse bakmıyor Cimo'm yüzüne, terk eden edene. Evde kalacak bu gidişle. Ya bir sulandırma mevzuyu, gözünü seveyim ya. Hadi yürü, etler soğuyacak ha. Doğru söylüyor kız, hadi hızlı yürü. Anılarımız bizi geçmişe götüren birer zaman mı keski birer güney? Bazen seninle olabilmek için geçmişte yaşadığımız güzel anılarıma gidiyorum. Seni orada bulabileceğimi biliyorum. Geleceğe inanmıyorum. Çünkü gelmeyeceğini biliyorum. Ölmek kolay. Ölmek huzurlu. Zor olan sensiz yaşamak. Evde olacağım demişti bana. Belki bakkala falan gitmişti. Ay yok canım, nefret eder o alışverişten. Belki uyuyordur. Ay açmayınca merak ettim şimdi. Gülen, kız 40 yılda bir evde yalnız başına kaldı. Belki erkek arkadaşını atmıştır içeri. Niye rahat ediyoruz biz? Gidelim. Saçma saçma konuşma lan Turşu. Neyse abi, sen çalmaya devam et. Belki duymuyordur. Güntüsek evde misin? Cimbo, aç kapıyı ya. Biz geldik. Neyse, kapıyı açmayınca evde yok sanırlar. Ona bakın ya, bu bir delilik falan yapmaz değil mi? Yapmamak delilik. Abi nerede bu kız ya? Ya tamam, panik yapmayın. Belki hava almaya falan gitmiştir. Güneysiz bu hayatı yaşamak delilik. Ya da ben bir Çiçek teyzeyi mi arasam ya? Ha? Yani nerede olduğunu biliyordur. Hayır, sonuçta endişeliyim yani Cimbom için. Kaç gündür ne kadar kötü. Allah korusun, bir şey yapmasın kız kendine. Ay. Ara bakayım telefonumu, ver. Evet, Allah korusun. Sen de diline çık. Tahtaya vur, ne yapacaksan yap yani. Tamam dur ya, arıyorum işte. Bence de ya, iyi fikir. Sen ara hayatım. Ya yürüyüşe falan çıkmıştır belki. Abi bilmiyorum ama benim içimde kötü bir his var ya. Ya korkutmasana oğlum bizi. Lan korkutmasana kızları. İçimde kötü bir it varmış. Sanki adım PC diye PC'çik güçlere sahipsin. Vay arkadaş. Ha! Espriye bak, kelime oyunlarına gel. Ben açtım kendimi. Kesin açtım ben kendimi. Ya bir dur, kız telefonu konuşuyor ya. Alo Çiçek teyze, ben Sevil. Şey, biz Gün Çiçeği merak etmiştik de kapıya geldik. Çalıyoruz. Evde kimse yok. Sen nerede olduğunu biliyorsundur diye şey yaptık biz. Ben konuşmuştum yarım saat önce, evdeydi. Bir yere çıkmayacağım demişti. Hayır canım, çalıyoruz. Kapıyı açan yok yani. Açmıyor mu? Hay Allah ya. Belki lavabodadır. Vallahi deliye düşmediyse çoktan açması lazımdı. Biz bayağıdır buradayız, kapıyı çalıyoruz. Bir delilik yapmasın bu kız. Ben hemen geliyorum. Abi Cimbom evdeymiş. Kadın da şimdi çok telaş yaptı ya. Yolda geliyormuş. Cimbom! 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 Arkadaşlar ben dayanamayacağım, kırmaya çalışacağım abi. Kır! Çiçek! Cimbom! Çiçek! Cimbom! Ve daha pis yedim. Çiçek! Yola bensiz devam etmek zorundasınız. Çiçek!
düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil o yıldızların. Aşkınız bile tasarrufu cılız bir ışık. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? Gözlerinizden yansıyan ışık sizin değil o. Oh!